Arkadaşlar merhaba. Bugün en pratik haliyle çok lezzetli bir meze hazırlıyoruz. Aslında hem lezzetli hem pratik, bir bakıma da sağlıklı. Çünkü içerisinde zararlı hiçbir malzeme yok. Kalorisi yüksek olsa bile inanın kaliteli kalori almış oluyorsunuz. Öncelikle belirtmek istediğim şey, ben nohutların kabuklarını soymadım. Çünkü biz rahatsız olmuyoruz ama bir hassasiyetiniz varsa ve yediğinizde sizi rahatsız ediyorsa, o zaman ben kesinlikle kabukları soymanızdan yanayım. İçerisine 2 diş sarımsak ve 2 dolu dolu yemek kaşığı tahin ekliyorum. Tahin bu mezeye çok yakışıyor ve bence olmazsa olmazlarından birisi. Ancak çok fazla tahin koymak da tadını bir parça acılaştıracaktır. O yüzden çok abartmayın, sevseniz dahi diyorum. Daha sonra tuzunu ve limonunu ekleyeceğim. Tuz ve limon tamamıyla sizin damak tadınıza kalmış tabii ki ama ben bu yarım limonun yaklaşık olarak hepsini kullandım. Birazcık renk ve koku tat vermesi için tatlı kırmızı toz biber kullanıyorum. Eğer seviyorsanız acı toz biber de kullanabilirsiniz. Yakışacaktır. Ve yine ben bu sefer kullanmadım ama seviyorsanız kimyon da ekleyebilirsiniz. Kimyon da kesinlikle çok yakışan baharatlardan bir tanesi. Daha sonra zeytinyağını ve tuzunu ilave edeceğim. Zeytinyağı siz ne kadar koyarsanız koyun, nohut zaten hepsini çekecektir. Ama tahin de eklediğimiz için yağ olayını çok fazla abartmıyorum. Birazcık kıvamını yumuşatmak için genellikle su ilavesi yapıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağına yakın su kullandım. Ama aslında humusun şöyle bir durumu var ki tamamıyla kişilerin damak tadına kalmış. Yani siz daha yumuşak, daha hafif bir kıvam seviyorsanız biraz daha fazla su eklemeniz gerekecektir. Bütün bu malzemeyi iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar rondoda çekiyorum. Aralarında hafif pütürler görünüyor gibi olsa da aslında kıvamı çok kremsi ve yumuşacık. Eğer bu kıvam sizin için koyu ise bir parça daha su ile açabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tok, böyle koyu duran kıvamını çok seviyorum ve bu şekilde servis ediyorum genellikle. Üzeri için tabii ki yine sizin damak tadınıza kalmış ama pastırma ve sucuk çok çok yakışır. Tahinli bu yumuşak dokuya o sucuğun da pastırmanın da baharatını ben çok yakıştırıyorum. Eğer elinizde yoksa isterseniz kavrulmuş susam, isterseniz kavrulmuş fıstık serpebilirsiniz. İsterseniz maydanozları ince ince kıyıp yanına bir dilim limonla servis edebilirsiniz. Her haliyle inanın çok şık ve çok lezzetli olacak. Ben bu sefer hakkımı susamdan ve küp küp doğrayıp kızarttığım sucuklardan kullandım. Tabii ki her zaman gibi şahane oldum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer denerseniz ve farklı kombinasyonlar yaparsanız mutlaka resimlerini bize gönderin. Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.